Allah'ım ne olur, ne olur bir şey olmasın. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk anne. Zeyla yok mu? Yukarıda odasında oğlum. Ben bakayım. Zeliha. Zeliha. İyi olacaksın Zeliha. İyi olacaksın. Anne! Rezan! Koşun gelin buraya. Kızım koş, yengene bir şey oldu galiba. Allah'ım sen koru. Zeliha. Zeliha. Zeliha ne olur aç gözlerini. Abi. Ne oldu yengeme? Rezan hemen ambulans çağır, hemen. Tamam. Aa, oğlum. Ne oldu Zeliha'ya? Bilmiyorum anne, birden bayıldı. Kızım aç gözlerini. Zeliha. Allah'ım sen gelinimi bize bağışla. İyi olacaksın Zeliha, ne olur aç gözlerini. Ali sana basit bir soru sordum. Lafı dolandırıp duruyorsun. Şükran bunları bilmen gerekiyor. Beni tanıyabilmen için yaşadığım her şeyi bilmen gerekiyor. Dinliyorum Ali. Bak Zeynep benim hayatımı mahvetti. Eve geldiğimde annem tavanda öylece asılı oturuyordu. Gözümün önünde Şükran. Annem öylece tavanda asılıydı. Onun yüzünden. Zeynep yüzünden. Ben o gün yemin ettim. Ama seni tanıyana kadar içimde bu yeminden başka hiçbir şey yoktu. Sonra dedim ki büyük bir hata yapmışım. Ve bu hatam yüzünden masum bir insan hayatını kaybetti. Şükran ben çok pişmanım. Ali git buradan. Şükran ne olur. Ben duyacağımı duydum. Dinleyecek bir şey kalmadı. Yüzünü görmek istemiyorum. Şükran. Sakın karşıma çıkma bir daha. Sakın. Sana bir çanta hazırladım. Görevlilere teslim ettim. Sağ ol güzel kızım. Aldım. Her şeyi düşünmüşsün. Yapma. Ne olur yapma. Neden anne?
Neden? Her şeyi berbat ettim. Bir kez daha mahvettim hayatını. Affet beni. Affet kızım. Tansiyonu 18'e 11. Yüksek. Bir daha alalım tansiyonu. Emin olalım. Nabız da düzensiz doktor hanım. Aynı doktor hanım. Hemen kadın doğum doktorunu arayın. Acil gelsin. Karım nasıl? Pardon, bakar mısınız? Karım? Tansiyonunu kontrol altına almaya çalışıyoruz. Doktor hanım gence size gerekli bilgiyi verir. Ağlama. Sen mutlu olmalısın. Her şeye inat, sen mutlu olmalısın Feyza. Sen buradayken nasıl mutlu olacağım ki? Olacaksın kızım. Dışarıdaki hayatı ikimiz için yaşayacaksın. Ben ancak böyle rahat ederim. Böyle güçlü kalırım. Beni merak etmeyin. İçeriye dışarıdan daha çok alışkınım. Başımın çaresine bakarım ben. Süreniz doldu. Hadi benim güzel kızım. Allah'a emanet ol. Sen de anne. Sen de. Sana papatya çayı yaptım. İç bak, iyi gelir. Sağ ol. Daha iyi, merak etme. Geldi ukala. Öyle deme, iyi birine benziyor. Merhabalar. Geçen sefer aldığım kekten alacaktım. Tabii, neliydi aldığınız kek? İncirli. Aa. Siz onu başka yerden almış olmalısınız. Biz hiç incirli kek yapmadık. Hayır, buradan aldım ve incirliydi. Yanılıyorsunuz. Buradaki her şeyi biz ikimiz yapıyoruz. Biz hiç incirli kek falan yapmadık. İyi ama nasıl olur? Buradan kek aldım ve kek incirliydi. Şey, Hacer'cim, ben tarif denerken yapmıştım. Beyefendi onu diyor olmalı. Kusura bakmayın, şu anda o kekten yok ama bir iki saate hazır olur. İsterseniz o zaman bir uğrayın. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Aşk olsun Şükran. İyice diline düşerim artık şu ukalanı. Kızlar, kızlar. Ne oldu? Ne oldu? Zeliha, ay Allah'ım. Ne oldu? Fenalaşmış. Apar topar hastaneye kaldırmışlar. Ne? Hadi, hemen gidelim. Hadi gidelim. Yürü, yürü. Bana da haber verin. Tamam kızım. Ben seni arayacağım, tamam. Rezan, Gülşen teyzenleri ara da haber ver. Telaştan unuttuk. Tamam anne. Eşim nasıl doktor hanım? Tansiyonu biraz daha iyi ama çok yıprandı. Hala kendine gelemedi. Elimizden geleni yapıyoruz. Yalnız bebeği bir an önce almamız lazım. Bebek tehlikede mi yoksa? Henüz değil ama olabilir. Bu riski alamayız. Bebeğin durumu şu an gayet iyi. Anneciğim.
Gel anneciğim. Tansiyonu çok düşük. Stabil olmuyor bir türlü. Çabuk doktoru çağır, çabuk. Doktor hanım, doktor hanım. Hastayı kaybediyoruz. Ah! Ne? Ne oluyor doktor hanım? Allah'ım, Allah'ım. Beyefendi giremezsiniz, burada kalın. Sakin olmaya çalışın lütfen. Ama ya Rabbim. Beyefendi lütfen. Zeliha'yı bağışla. Adenolin yapılı doktor hanım. Tamam. Ameliyathaneye hazırlayın çabuk. Tamam. Ay bir şey mi oldu? Ne oldu? Ay. Nasıl oldu Zeliha? Hiç iyi değil Saadet abla. Hiç iyi değil. Zeliha güçlü kızdır. Üstesinden gelir. Ay kapı koyuvermeyin kendini. Ne oluyor? Anne. Şükran abla. Anne. Allah'ım. Şükran abla ne oluyor? Yardım et ya Rabbim. Dikkat. Dikkat edin. Zeliha. Evladım. Zeliha. Evladım kızım. Doktor hanım. Canım. Sezaryenle bebeği alacağız. Birkaç belge imzalamalısın. Buyurun benimle gelin. Tamam. Hadi. Yavrum. Hoş geldin kızım. Nasılsın? İşte. Zeynep Hanım nasıldı? Teyze. Kötü bir şey mi oldu? Annemi ölü parmaklıklar ardında görünce kötü oldum. Keşke ona belli etmeseydin kızım. Moralin nasıldı? Bana güçlü görünmeye çalışıyordu ama iyi değil. Çok zor kızım. Çok zor. Allah'ım sabır versin. Buna katlanmak o kadar zor ki. Tam ona alışmışken. Kalbini karartma kızım. Allah'tan ümit kesilmez. Zamanında bana her şeyi anlatsaydınız. Bunlar olmazdı. Selim Bey'im canım yanıyor. Senin düşündüğün şeye bak. Kötü bir şey mi söyledim? Haberim olsaydı işlerin bu hale gelmesine izin vermezdim. Selim tamam kapatalım konuyu. Şimdi sırası değil. Feyza. Ne zaman bir şey söylesem şimdi sırası değil deyip lafa ağzıma tıkıyorsun. Ya birazcık anlayışlı olur musun? Ben yeterince anlayışlı davrandım. Bence biraz da artık sen anlayış göstersen. Ben bu evin reisiyim. Senin kocanım. Bana bostan korkulu muamelesi yapamazsın. Nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun aklım almıyor. Getir getir. Al anneciğim. İyi misin? Geldiler. Kızım, kızım nerede? Şimdi doğumu aldılar. Doğumu mu aldılar? Bebeği sezaryenle alacaklarmış. Zeliha, Zeliha iyi mi? Kendinde mi? Nasıl? Tansiyonu bir türlü düşmedi. Şimdi de apar topar ameliyata aldılar işte. Dua edelim, dua edelim. Gözünüz aydın Bilal Bey. Bebeği aldık. Durumu gayet iyi. Oh. Ah, çok şükür. Allah'ım. Yalnız biraz erken doğduğu için bu geceyi kuvözde geçirecek. Peki ya karım? Karım nasıl doktor hanım? Onun durumu ciddiyetini koruyor.
Sakin ol. Elimizden geleni yapıyoruz. Birazdan yoğun bakım alacaklar. Karımı görebilir miyim? Şimdi değil. Ama bebeği görebilirsiniz. Cam arkasından tabii ki. Bakın, burada beklemenize gerek yok. Zeliha Hanım'ı yoğun bakıma alıyoruz. Bebek de kuvözde kalacak. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktorum. Saadet teyze. Hadi siz gidin. Burada daha fazla yorulmayın. Duydunuz işte. Yapacak bir şey yokmuş. Gideriz oğlum. Ama önce bir bebeği görelim. Evet. Hadi, hadi gidelim o zaman. Hadi, hadi. Pardon, bebek odası nerede? İlk pencere. Burası. Hangisi acaba? Hangisi? Bakmuymuş. Oğlum. Gülşen Hanım, bebek hık demiş burnunuzdan düşmüş ayol. Aynı size benziyor. Pesvalı anne, el kadar bebeği bu kadar uzaktan nasıl gördüğüne benzettin? Ben görürüm, görürüm ben. Boncuğum benim, boncuğum. Hayırlısıyla bir de Zeliha'm iyi olsa. İnşallah. İnşallah iyi olacak Kevser Hanım. İnşallah. İnşallah. Hanım sen de içini rahat tut. Kızımız gayet sağlıklı. İnşallah. Hadi siz gidin artık. Ben burada kalacağım. Olmaz. Ben de kalacağım oğlum. Hadi siz gidin. Sabah erken gelirsiniz. Hadi. Hadi biz de gidelim bari. Hadi canım. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Kevser'im. Saadet ablacığım. Allah analı babalı büyütsün. Sağ ol. Sağ ol. Olsun. Hayırlı olsun Kevser teyze. Sağ ol Şükran'ım. Hadi. Hadi kızı ben alıyorum. Merak etme sen. Abi. Hadi Reyzen git. Hadi kızım. Hadi gidelim. Tamam beni de haberdar. Tamam haberdar ederiz. Sağ olun. Ay ay ay. Bakın. Canım ne oldu? Notlarım çok kötü İlker.
Ya üzülme bu kadar, finallerde kurtarırsın. Hangi birini kurtaracağım Ülker? Bir sürü dersten düşük not aldım. Hepsinden geçmeme imkan yok. Okul bir sene daha uzayacak. Ya dur hemen, telaş yapma. Buluruz bir çaresini. Bir çaresi yok Ülker. Zaten artık uğraşacak gücüm de kalmadı. Bilal Hoca ile konuşalım diyeceğim ama o da bir süre okulda olmayacak ki. Okulda olmayacak mı? Zeliha'yı hastaneye kaldırmışlar. Zor bir hamilelik geçiriyormuş. Necati söyledi. Hadi gel. Zeliha Hanım'ın durumu daha iyi. Yoğun bakımdan özel odaya aldık. Şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım, çok şükür Allah'ım. Birazdan bebeği de yanına getireceğiz. Yalnız yorulmaması gerekiyor. Durumu hala ciddi. Bazı testler yapacağız. Onların sonucuna göre daha net konuşabiliriz. Tamam doktor hanım, teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Hadi odayı bulalım. Tamam. Gel anne bu tarafta. Bu taraf mı? Rezancığım, öyle üzgün üzgün bakma yavrum. Kahvaltımızı yapıp çıkarız. Biz de gelsek mi? Aa, tabii gidelim. Yok kızım, yok. Sizin ne faydanız olacak? Bir şey lazım olursa ben arar haber veririm. Hı? Emin misin anne? Yalnız bırakmış olmayalım. Malum zor bir zaman. Ben gidiyorum ya kızım. Hem o kadar kalabalık iyi değil. İnsanlar kendi dertleriyle mi uğraşacak sizinle mi ya? Sade teyze doğru söylüyor Şükran. Bir şey olursa o bizi arar. Alo abi. Ne diyorsun? Hı. Ah, çok sevindim. Tamam abicim. Onların da selamı var. Zeliha yengem yoğun bakımdan çıkıyormuş. Oh. Özel odaya alacaklarmış. Bebek iyiymiş. Gözümüz aydın. Çok şükür Allah'ım. Ben dedim ama. Yani Zeliha güçlü kız dedim. Çok iyi Zeliha. Birazdan getirecekler. Rüyamda hep onu gördüm. Kokusunu aldım. Bana o güç verdi. Kızım, iyi misin? İyiyim anne. Canım. Maşallah. Maşallah. Ders başlamak üzere. Hadi canım, geç kalmayalım. Hiçbir şey yapmak gelmiyor içimden. Feyzacığım. Bütün bu sıkıntılar elbet geçecek.
Önümüzde uzun bir hayat var. Uzun bir hayat. Hiçbir anlamı olmayan uzun bir hayat. Sence neye yarar? Böyle karamsar olma. Ne yapayım İlker? Neye tutunmaya çalıştıysam elimde kaldı. Tek sığınağım annemdi. Şimdi onu da kaybettim. Aşk olsun. Beni adamdan saymıyor musun? Deli misin sen? Sen benim bir tanecik dostumsun. Sen de benim canım arkadaşımsın. Hadi şimdi düşünme bunları. Derse girelim. Sonra oturur uzun uzun konuşuruz. Hadi. Aa, aşk olsun. Niye haber vermedin? Bunca şeyi tek başına taşımışsın. Bu kadar alacağımı kestiremedim ki. Hadi onu da al, dur şunu da tamamla derken yüklendim hepsini. Taksiyle geldim zaten, boş ver. Neyse ki. Alo? Tabii. İkramları hazırlıyoruz. Yarın yurda getiririm. Görüşürüz. Ay, görüyor musun bak? Hastaneydi, oydu buydu derken yarınki etkinliği tamamen unuttum. Ne yapacağız? Ay, hiç canını sıkma sen. Malzemelerimiz var. İki koldan girişirsek hemen hallederiz. Hadi hemen başlayalım o zaman. Başlayalım. Neden gelmedin işe? Canım istemiyor. Ali, ne olursun topla kendini. Böyle devam edersen dişinle tırnağınla var ettiğin her şeyi kaybedeceksin. Umurumda değil. Bütün bu yaşadıklarına değer mi? Eğer gerçekten seni sevseydi şu an yanında olurdu. Şükran'ı anlayabiliyorum. Olan her şeyi biliyorsun zaten. Olsun Ali. Bir insan eğer gerçekten seviyorsa her koşulda sevdiği kişinin yanında olur. O seni gerçekten sevmiyor. Onun için de bence çektiğin bu acıların hiçbirini hak etmiyor. Ali! Ali nereye? Şükran'la konuşmaya. Dışarıda bir yerlerde oturalım mı biraz? Hiç keyfim yok Gülker. Hem annemin evine gidip eşyalarını toplamam lazım. Tamam, ben de seninle geleyim o zaman. Tamam, olur. Hadi Zeliha, seni daha fazla yormayalım. Dinlenmelisin. Anne bebeği alır mısın? Ah. Ay, onca ay isim bulamadık. Hala bebek diyoruz. Nusret. He? Nusret olsun adı. Babama sözüm vardı. Oğlum olursa dedemin adını koyacaktım. Bence çok güzel bir isim. İsmiyle büyüsün. Hayırlar uğurlar getirsin. Amin. Hacer, şu yumurtaları uzatsana. Al canım. Yetişecek mi dersin? Aa, yetişti bile. Şunları fırına koyduk mu işin yarısını bitti sen.
Şükran. Bir daha karşıma çıkma demiştim. Şükran, ne olur dinle beni. Git buradan Ali. İşin başından aşkın zaten. Git. Şükrancığım, sıkma canım. Duyduklarımdan sonra ne dememi bekliyor anlamıyorum ki. Aldın mı intikamını? Söyle, aldın mı? Masum bir insan senin yüzünden öldü. Annem senin yüzünden hapis yatıyor. Biz senin yüzünden Bilal'le ayrıldık. Mutlu musun ha? Mutlu musun? Feyza canım, gidelim. Ben çok pişmanım. Pişmansın ha? Senin pişmanlığın hiçbir işe yaramıyor. Yaramıyor Ali Efendi. Sen mahvettin bizi, hayatımızı mahvettin. Hadi canım, gidelim. Canım, ne olur yıpratma kendini. Çok üzüldün zaten. Bir daha asla. Bir daha asla aşık olmayacağım Hacer. Asla. Gülşen anne, sabahtan beri hiçbir şey yemediniz. Hadi sizin bir şeyler yiyin. Biz buradayız nasıl olsa. Hadi. Üzme kendini evladım. İnşallah bu günler de geçecek. Allah'ın izniyle Zeliha'm sağlığına kavuşacak. Yüreğini ferah tut oğlum. Bu dünya tatlısı şey benim yeğenim mi şimdi? Allah analı babalı büyütsün oğlum. Sağ ol Saadet teyze. Kız, maşallah de, maşallah de kız. Maşallah. Nazar değdireceksin bebeğe. Kızım, uyandı. Nasıl oldun yavrum, geçmiş olsun. İyiyim Saadet teyze, sağ olun. Çok şükür kızım, çok şükür. Aa, bebeğin ismini Nusret koyduk Saadet abla. Oo, ne güzel. İnşallah bahtı da adı gibi güzel olur yavrumun. Amin, inşallah. Aa bak, akşam yanılmamışım. Kızım, bebeğin aynı Gülşen Hanım'a benziyor. Aa, burnu da sanki bana benziyor ama. Ne sana benzemesi ayol? Aynı İbrahim Bey'in kopyası. Ay çok fenasın ama Saadet abla. Aa.
Nasıl bu kadar aptal olabildim? O adi herifin gerçek yüzünü nasıl göremedim ya, nasıl? Canım, kendini suçlamayı bırak artık. Adam yalnız seni değil, herkesi kandırdı. Annen bile fark edememişken sen nasıl anlayacaktın ki? Anlamalıydım Hülker, anlamalıydım. Canım, yeter artık kendini kahrettiğin. Hadi üzme artık kendini. Bilal'im de böyle el kadardı. Gel şimdi, koskoca adam oldu. Bu yavrum da göz açıp kapayıncaya kadar büyüyecek inşallah. Bir de bakmışsın, damatlık delikanlı olmuş. Ay inşallah Allah'ım bana o günleri de gösterir. İnşallah. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeliha kızım. Yavrum nasılsın, iyi misin? İyiyim baba. Çok şükür yavrum, çok şükür. Aslan torunum nasıl bakalım? İyi babacığım. Ama böyle olmaz ki. Burası hasta odası. Hastayı sırayla görün lütfen. Biz çıkalım. Siz yeni geldiniz. Tamam oğlum. Kevser. Oğlan doğru söylüyor. Hadi. Ha, tamam. Hoşça kalın. Zeliha'm, ağrınsızın var mı güzel kızım? Var, biraz var. Geçer, geçer yavrum. Saadet abla, sen daha fazla yorulma. Rezan'ı da al git. Anne, Gülşenliler de hazır buradayken sen de gidip biraz dinlenirsin. Doğru söylüyor çocuk. Betim benzin atmış yorgunluktan. Maazallah. Bir de sana bir şey olmasın buralarda. Yok yok, iyiyim ben de. Ama bir üstümü değiştirsem iyi olur aslında. Hadi gidelim. Hadi. Oğlum sen de git kantinden bir şeyler alıp ya. Burada aç durma çocuğum. Tamam anne. Atıştırırım bir şeyler. Hadi oğlum. Geçmiş olsun. Görüşürüz Saadet teyze. Abi bir şey olursa haber ver. Olur Rezan. Tamam. Hadi yavrum. Hadi. Kabartma tozu almamış mıydın sen? Aldım. Yok burada. Aa. Evde vardı. Dur ben hemen gidip alıp geleyim. Tamam canım. Tamam. İyi günler, ben iş görüşmesinin sonucu için aramıştım. Evet demiştiniz ama siz dönmeyince ben bir arayıp sorayım dedim. Demek henüz belli değil. Anladım. Teşekkür ederim. Ver topu, ver bakayım, ver. Nasıl unuttum ya? Aman, kafa mı kaldı? Çok özür dilerim. Görmedim. Gerçekten görmedim. Kafamı kırsaydın? Hay Allah. Bir şey oldu mu? Evime giderken beyin sarsıntısı geçiriyorum. Daha ne olsun? Üzülmüş gibi yapıyor. Geçmiş olsun abi. Sağ ol Necati. Geç otur. Yengem nasıl oldu abi? Aynı Necati. Yanında kimseyi almıyorlar mı? Yok. Ben yanındaydım. Zeliha'nın akrabaları gelince çıktım. Doktor odanın kalabalık olmasını istemiyorum. Fabrika işleriyle de hiç ilgilenemedim. Kusura bakma Necati. O nasıl söz abi? Yengem iyi olsun da biz o işleri hallederiz. Önemli değil.
Baba olmak nasıl bir duygu abi? Daha bir şey anlayamadım ki Necati. Zeliha'nın durumu yüzünden çocuğumuzun dünyaya gelişine bile sevinemedik. Sevincimiz kursağımızda kaldı. Gelmişken şu taşınma işini de halletseydik keşke. Bir daha buraya gelmen gerekecek. Yine kötü hissedeceksin. Yok Hüger. Biraz daha kalırsam boğulacağım. Benden sonra eşyaları alacak birini ayarlarım. Aslında benim evi hiç boşaltma diyor. Neden? Annem burayı çok sevmişti. Bir gün bu eve geri dönmesini çok istiyorum. Nihayet getirdim. Gecikince merak ettim. Eve giderken kafama top yedim de. Aa, nasıl yani anlamadım. Aman, o meymenetsizle karşılaştım. Hani şu yeni komşu. Çocukların topuna bir vurdu, pat diye benim kafaya geldi. Siz bu komşuyla hiç anlaşamadınız. Gülme Şükran, nasıl anlaşayım? Adam hem ukala hem sakar. Görünce böyle cinlerim tepeme çıkıyor. Sinirlerimi bozuyor. Nereden çıktı bir de geldi, tam karşımıza taşındı. Sevimsizle yüz göz olduk. Ne? Ben nasıl olduğunuzu merak ettim. Hem de bir daha özür dilemek istemiştim. İyiyim. Mahallemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi olmanıza sevindim. Ben gideyim. Hayırlı işler. Sağ ol abla. Kevser, sen hiç yemekle falan uğraşma bugün. Gelin biz de yiyelim. Sağ ol Saadet abla. Ben üzerimi değiştirip hemen hastaneye gideceğim. Ya gidersin. Gel iki lokma bir şey önce. Sonra tansiyonun düşer maazallah, kalırsın bir yerlerde. Allah korusun. Doğru diyorsun Saadet abla. Üzerimi değişip geleyim o halde. Ben de bir manava uğrayayım, oradan eve geçeyim. Hadi görüşürüz. Al kızım. Ver anneciğim. Hadi aç. Hadi sinemaya gidelim. Ülker, söyledim ya, hiç keyfim yok. Tamam işte. Keyfin biraz yerine gelir. Hadi kırma beni ne olur. Tamam. Ayşe Sultan'a haber vereyim. Merak etmesin. Tamam. Eve gitmeden iki dakika uğrayayım dedim. Hoş geldin. Hoş geldin anneciğim. Zeliha nasıl? Çok şükür daha iyi. Şükran, kızım neyin var senin? Yok bir şey anneciğim. Şunları yetiştirmeye çalışıyorum. Yarın çocuklar için bir etkinlik var da. Çok iş var mı daha? Yani öylesi yardım edeyim. Yok, bitti sayılır. Telaşı yordu işte. Anladım kızım. Bitirdiyseniz gelin hadi. Kevser'le Rezan da gelecek. Sen git Şükran. Ben kalanları bitiririm. Tamam. Hadi o zaman. Ben manava uğrayıp oradan eve geçeceğim. Fazla gecikme, tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi. Feyza evde mi? Hayır Selim Bey. Hülker'le birlikteler. Terim.
Telefonunu niye açmıyor bu? Sinemaya gideceklerdi. Film başladıysa. İyice kafasına göre davranmaya başladı. Bir haber vermek bile yok. Kızcağız bana söyledi ya Selim Bey, işte ben de size söylüyorum. Senin dilin de fazla uzamaya başladı. Benle konuşurken daha dikkatli olacaksın. Bir daha uyarmam. Bilal baksana, elleri ayakları ne güzel oynuyor. Herkesi yok yere endişelendirdim. O nasıl söz Zeliha? Sen yol yeter. Kimsenin başka bir isteği yok. Ben iyiyim Bilal. Yavrumuzu da alıp evimize gidelim artık. Az kaldı Zeliha. Biraz daha sık dişini. Son tahlillerin sonuçları çıksın, sonra evimize gideceğiz. Bebek yatağı da alamadık. Dert ettiğin şeye bak. Sen biraz iyi ol, hepsini hallederim ben. Ay, bebeğin kime benzeyeceğini çok merak ediyorum. Ama hemen anlaşılmaz ki. Anlaşılır, anlaşılır. Ay, aynı annesinin kopyası böyle. Aa, aynı Bilal'in bebekliği Saadet abla. Hık demiş, burnundan düşmüş. Sen anca kendine avutursun. Ayol aynı annesi. Zeliha gibi boncuk boncuk bakıyor böyle. Oh evladım. Boncuğum o benim, boncuğum. Aa, neymiş öyle boncuk boncuk? Yeğenimin bir adı var. Nusret onun adı bir kere. Ay hiç de laf söyletmezmiş yeğenine. Ay biz yatak almadık bu çocuğa. Ay görüyor musun bak, yani doktor bugün çıkın dese yatacak yeri yok çocuğun. Ay üzüldüğün şeye bak ayol. Hastaneye gitmeden önce şuradaki dükkana uğrar alırız. Ay ben geçen bakmıştım, çok güzel yataklar var. Heh, iyi akıl ettin Saadet abla, hemen alalım. Ay yavrum benim, yavrum. Neredesin sen? Sinemadaydım. Telefonlarımı neden açmadın? Selim saçmalamayı keser misin? Sinemadaydım diyorum sana. Çıkınca neden aramadın peki? Sana hesap mı vereceğim? Vereceksin. Ben senin kocanım. Ay yüreğim ağzıma geldi. Ne oluyor? Bir şey yok Ayşe Sultan. Sakın bir daha bana bağırayım deme. Böyle başına buyruk davranamazsın. Anladın mı beni? Davranamazsın. Şunun güzelliğine bak. Nusret biraz büyüdüğünde benim eski odamı çocuk odası yaparız. Olur. Kitaplarımı da oğluma hediye edeceğim. Efendim anne. Nasılsınız oğlum? Hah, aman iyi olun çocuğum. Dinle bak, biz hastaneye gelmeden önce boncuğuma bir yatak alıp öyle geleceğiz. Ya Nusret, Nusret. Zeliha çok sevinecek. Tamam anneciğim. Sağ ol. Ne oldu Bilal? Annemle Saadet teyze bebeğe yatak alacaklarmış. Çok sağ olsunlar. Zahmet olacak onlara da. Olmaz olmaz. Bebek yatağı yok diyorduk. Bak o da oldu. Bir de evimize gidebilsek. Allah'ın izniyle o da olacak Zeliha. Merak etme. Özür dilerim, kabalık ettim.
sıralar şirkette işler biraz kötü gidiyor. Ciddi bir mali kriz yaşıyoruz. Bu yüzden biraz canım sıkkın. Selim, bana bağıramazsın. Haklısın. Ne desen haklısın Feyza. Ne olur affet beni. Bir daha olmayacak. Sana söz veriyorum. Seyredeyim diye kendimi zorluyorum ama daha fazla devam edemeyeceğim. Hadi canım sen yat. Yorgunsun. Yatağını hazırladım ben. Evet en iyisi bu. Size iyi geceler. İyi, iyi geceler. Geceler. Şuraya. Kalk kardeşim hadi. Hadi. Ben de yatsam küt diye uyuyacağım ama bu saatte uyursam ya gecenin bir körü kalkarım. Ay öyle çok zor oluyor. Dayan dayanabildiğin kadar. Ali dışarıda. Ne? Ne diyorsun? Ne yaptığını sanıyor bu? Ama bu kadarı ayıp. Böyle yapınca seni affedeceğimi mi sanıyorsun? Ali lütfen git. Ali sana git dedim lütfen. Gitti mi? Gidiyor. Bir daha gelmez umarım. Kimmiş bakayım bir daha gelmeyecek olan? Hı? Hiç, bir müşteri. Sevimsiz biri. Yalan söylemeyi de beceremezler. Ayol beni çıldırtmadan söyleyin bakayım kim o? Yoksa Ali Bey? Kızım, sen bu Ali Bey defterini kapattım demedin mi? Kapattım anne. Gözlerin öyle demiyor ama. Öyle anne. Artık bu saatten sonra kalbimde kimseye yer yok. İstiyor musun? Yok sağ ol. Bilal, çok yorgun görünüyorsun. Sen gidip biraz dinlen. Ben iyiyim Zeynep. Bilal hiç ayrılmadın yanımdan. Hem annem de yanımda. Zeliha doğru söylüyor oğlum. Ben yine eve gidip biraz dinlendim. Merak etme. Zeliha'mı yalnız bırakmam. İyiyim ben, merak etme. Peki madem. Eve gidip üstümü değiştireyim. Sonra da okula gidip izin dilekçesi vereceğim. İşlerimi halledince hemen gelirim. Anne, Zeliha sana emanet. İçin rahat olsun oğlum, merak etme. Ben gelinime gözüm gibi bakarım. Görüşürüz. Güzel kızım.
bebeğin kıyafetlerini de yıkamak lazım. Tamam Saadet teyze, ben hemen makineye atarım. At kızım at. Bakarsın Zeliha bugün taburcu olur. Geldiğinde her şey hazır olsun. Şunu bitireyim de atarım Saadet teyze. Tamam yavrum. Kızım, çatalınla oyun oynamayı bırak da şu tabağındakileri bitir artık. Yine halsiz düşeceksin diye korkuyorum. Yiyorum Ayşe Sultan. Günaydın. Ben size çay vereyim. Bu tavrı daha ne kadar devam edeceksin? Tavır falan yapmıyorum. Ha, özür dilerim o halde. Bu sıcak karşılamana yakışır şekilde davranamadım. Senin başka işin yok mu? Ben toplarım yavrum. Ben sana yardım edeyim Ayşe Sultan. Sen gel böyle. Ayşe Sultan hadi. Bunu da koyduk mu? Çok güzel oldu. Ay çok güzel oldu Saadet teyze. Ay, sen cübinliği yıkadın mı? Ha, yıkadım. Ha, iyi. Ay bir de üstüne cübinlik astık mı? Ay sen o zaman gör. Ay maşallah de maşallah. Tut. Maşallah. Yatağı biz böyle koyduk. Artık onlar istedikleri yere koysunlar. Hadi bakalım. Maşallah. Hadi gel. Saadet teyze, ben ütüye başlayayım. Tamam kızım. Çamaşır makinesinin sesi kesilmiş. Herhalde yıkamayı bitirdi. Onları da asalım da kokmasın. Tamam, ben hallederim. Tamam kızım. Ah, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Saadet teyze. Zeliha nasıl? Ha? Daha iyi. İyi. Oh Allah. Allah tez zamanda şifa versin. Sağ ol Saadet teyze. Rezan, ben üstümü değiştirip okula gideceğim. Tamam abi. Ben de ütü yapacaktım. İstersen giyeceğin kıyafetleri seç, hemen ütüleyeyim. Sağ ol Rezan. Ütülü olanlardan giyerim. Görüşürüz Saadet teyze. Görüşürüz yavrum. Hadi kızım. Sen de makineden çamaşırları çıkar, ondan sonra da ütüye başla. Tamam Saadet teyze. Hadi yavrum. İlerideki bankta oturalım mı biraz? Dersin başlamasına daha çok var. Olur. Efendim Selim, okuldayım. Feyza, baştan söyleyeyim, itiraz istemiyorum. Bu akşam yemeğe gidiyoruz. Selim, lütfen yine başlama. Ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Boş ver derslerini. Nasıl olsa hepsinden kaldın. Bence şimdi çıkıp akşam için kendine güzel bir elbise al. Tamam, hemen celallenme. Akşama görüşürüz. Bak Rezan, bak. Ya. Yatak çok güzel olmuş, sağ olun Saadet teyze. Sen de sağ ol evladım.
Allah evladına içinde huzurlu, sağlıklı yatmasını nasip etsin. Amin. Ben çıkıyorum Rezan. Diyeceğim bir şey var mı? Yok abi, sağ ol. Görüşürüz Saadet teyze. Güle güle yavrum. Ver yavrum, ver. Oh, canım benim. Çok özür dilerim. Önemli değil, bir şey olmadı zaten. Bırakıyorum buraya. Kusura bakmayın. Hiç önemli değil, olur böyle şeyler. Teşekkürler. Aa, ne yapıyorsun onunla? Aman, bir şey yaptım yok. Az daha adamın kafasına düşürüyordum. İnip aldım işte. Kimi? Yoksa... Bela gibi. Ben kaçtıkça burnumun dibinde bitiveriyor. Onu görünce heyecandan düşürmüş olmayasın sakın. Şükran. Ne Şükran? Şimdi kızdırma sırası bende. Sen bu çocuktan hoşlanıyorsun, gülüşünden belli. Aa, ne münasebet canım? Ben demin sana güldüm. Peki, senin dediğin gibi olsun. Hadi ben yurda gidiyorum. Bekle bekle. Ben de pastaneye gideceğim, beraber çıkalım. İyi o zaman, çabuk ol hadi. Ha, tamam, geliyorum hemen. Ben izin dilekçenizi işleme koymaları için hemen talimat vereceğim. Merak etmeyin. Dersleri ihmal etmek istemezdim ama biliyorsunuz mecbur kaldım. Önemli olan eşinizin sağlığı. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Sağ olun hocam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Güle güle. Bebeğimi ne zaman getirecekler anne? Kontrollerini yapıyorlar kızım. Birazdan getirirler. Zeliha kızım, iyi misin yavrum? İyiyim anneciğim, merak etme. Aa, bak bebeğin de geldi işte. Gel bakayım, gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gel, seni anneciğine vereyim. Al yavrum. Oğlum. Çok şeker. Zeliha kızım, kendini iyi hissetmiyorsan doktora haber vereyim ha. İyiyim anneciğim. Zeliha kızım, ses ver. Aman Allah'ım, Zeliha. Doktor yok mu doktor? Doktor, yetişin kızım, fenalaştı, şey yardım edin. Kızım. Ne oldu Kevser Hanım? Anlamadım, birden gözleri kayıverdi yavrumun. Kızım. Dur hanım, rahat dur. Allah'ım sen kızım koru ya Rabbim. Yavrum. Bilal. Olanları duydum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Eşin nasıl? Daha iyi.
Yavaş yavaş toparlıyorum. Peki ya bebeğin? Çok şükür o da iyi. Yardım et Allah'ım. Biraz halsiz görünüyordu yavrum ama sorduğumda iyiyim dedi. Allah'ım nedir bu başımıza gelenler? Hanımlar, evham yapmayın kendinize. Doktorlar yanında bakın. Tansiyonu çıkmıştır yine. Allah'ım inşallah öyledir. İnşallah. Ben bir Bilal'e arayıp haber vereyim. Ver. Canım. Senin çok iyi baba olacağına hiç şüphem yok. Sağ ol Feyza. Umarım Zeliha da bir an önce sağlığına kavuşur. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim anne. Ne? Zeliha fenalaştı mı? Tamam anne, hemen geliyorum. Sonra daha çok gelirim. Hadi sen arkadaşlarınla al. Gel gel. Merhaba. Merhaba. Ben dün biraz ağır konuştum galiba. Özür dilerim. Ama çok kızgındım. Önemli değil. Nasılsın şimdi? İyiyim. Bunu da al bakalım. Seni görmeden yapamıyorum. Yapmalısın Ali. Başka şansın yok. Sana olmaz diyorum. Şükrü. Sana her şeyi anlattım. Hakkımda bilmediğin hiçbir şey yok. Hayat bana adil davranmadı. Ben öyle zannettim. Ama her şey seni tanıyıncaya kadardı. Ali yeter. Lütfen. Şükrü, ben değiştim. Bambaşka biri yaptın sen beni. Ali rica ediyorum. Şükrü, yapamam. Neden anlamıyorsun? Ben artık sana güvenemem. Artık her şey için çok geç. Çok geç. Alo anne. Zeliha nasıl oldu? Doktorlar yanında mı peki? Tamam. Ben yoldayım, geliyorum. Biraz daha acele edebilir miyiz? Tamam abi.
Kalbi durdu. Hastayı kaybediyoruz. Defiye hazırlayın. 200 ile şarj et. Tamam. Çabuk. ...360'a şarj et. Bir daha. 'Kalp atışları çok zayıf doktor hanım. Zeliha Hanım'ın durumu maalesef kötüye gidiyor. Kötüye gidiyor da ne demek doktor hanım? Zeliha Hanım'ı her an kaybedebiliriz. Yapılacak bir şey kalmadı. Kızım. Son anlarında hastanızın yanında olabilirsiniz. Kızım! Yardım edin hemşire hanım. Yavrum, kurban olurum sana yavrum. Ne olur aç gözlerini. Zeliha'm. Kapatıyorsun anlaşılan. Yavaş yavaş. Borcum ne kadar? 12 lira. Bitti mi? Evet. Afiyet olsun. Hemen çıkacaksan taşımana yardım edeyim. Ben taşırım. Her zaman yaptığım şey. Olmaz. Sen dün darbe aldın. Hadi ver şunu. Peki madem. Ben şu ışıkları kapatıp geliyorum. Tamam. Trafiğe takılacak zamandı. Az kaldı abi, merak etme. Zahmet oldu size de. Yo, geldik zaten. Ne zahmeti? Baba! Kızım! Babacığım! Ne yaptın bakayım sana? Oh, babayı da öpermiş. Ne yaptın bakayım? Nasıl geçti yolculuk ha? Üşüdün mü bakayım? Çok üşümüşsün sen. Ne haber? İyi. Buz gibi olmuşsun. Hadi içeri girin. Hop. Ben geldim. Ağırlaşmışsın sen ya. Hay Allah, anahtarı bulamıyorum. Sema. Sen açsana kapıyı. Açıyorum abi, bir dakika. Hop. Özledin mi babayı? Evet. Ben de seni çok özledim. Gel, yeni evimizi gör. Hacer ne oldu? Adam evliymiş Şükrü. Kim? Kimden bahsediyorsun? Gökhan olacak o ukala adam.
Canım evliyse evli, sana ne? Tabii canım, bana ne? Bak Hacer, yoksa sen bu adamdan hoşlanıyor musun? Aa, ne diyorsun sen Şükran? Saçmalama Allah aşkına. Hadi hayatım. Çabuk hazırlan da çıkalım. Selim, bir yere çıkacak halde değilim. Kendimi kötü hissediyorum. Tamam işte, değişiklik iyi olur. Teşekkürler ama ben evde kalıp dinlenmek istiyorum. Feyza, sana hazırlan dedim. Sakın bana emir vermeye kalkma. Feyza, emir verdiğim falan yok. Kocan olarak benimle gelmeni istiyorum, hepsi bu. Anne. Oğlum. Zeliha. Çok iyi, merak etme. Sen de iyi olacaksın. Yorma kendini, dinlen biraz. Ya sen ne bencil bir adamsın. Sana iyi hissetmiyorum diyorum, sen hala yemeğe gitme derdindesin. Ben miyim bencil? Asıl sen bencilsin be. Senin için yaptığım onca şey karşılık ne gördüm? Ha ne gördüm? Bir de kalkmış kapris yapıyorsun. Böyle olacağını bilerek benimle evlendin. Sana söyledim. Asla sana kocam olarak bakmayacağımı söyledim. Demek öyle ha? Demek bana kocan olarak bakmayacaksın. Bundan sonra okula gitmek yok artık. Bu da nereden çıktı? Duydun işte. O okula gitmeyeceksin. Kendine gel. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Heh, bu kapisleri yetti artık. Bundan böyle ayağını denk al. Yoksa... Yoksa ne ha? Ne yaparsın? Söylesene ne yaparsın? Yorma kendini şimdi. Kalbinde yer edemedim. Bunu biliyorum. Ama kısa da olsa... hayatında olduğum için mutluyum. Zeliha, o nasıl söz öyle?
Sen hep benim hayatımda olacaksın. Su. Tamam. Yapma, deme öyle, ne olur. Thank you.